Hepinize merhaba arkadaşlar. Eray ve Eren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dev kırtasiye alışverişimizi inceliyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atıp yorumlar kısmında yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın, paylaştıkça büyüyeceğiz. Devam edelim. Ve videomuza geçebiliriz. Şimdi dev kırtasiye alışverişimizi inceleyeceğiz. Masamızı doldurduk. Arkamızda çantamız var. Bu şekilde yaptık ve şimdi hepsini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Yani şöyle önümüzden. Önümüzden başlayalım. İlk öncelikle burada ne? Keçeli kalem. Keçeli kalemlerimiz var. 24. 24'lü rengarenk keçeli kalemlerimiz var. Sen defterimiz tanı. Burada arkadaşlar benim bu şekilde müzik defterim var. Normal müzik defteri. Burada da yeşil, gri, ardından kırmızı, içten kırmızı çıktı, kırmızı, mavi, siyah, sarı, su yeşili, biraz daha koyu su yeşili, maviye kaçıyor. Bu şekilde burada da defterlerimiz var. Renkleri çok güzel bence. Renk seçiminde çok güzel yapmışız. Değil mi abicim? Renkleri rengarenk, muhteşem, çok güzeller. Şimdi ise şuralardan devam edelim. Burada bir kardeşimin, şöyle. Bir de benim printim var. Renkli mi, renksiz de? Normal. Hı, normal mi? Şöyle normal, beyaz bildiğimiz print. Ardından burada böyle kağıdımız var. Böyle notlarımızı yazmak için, defterimize ve dolabımıza asmak için. Ne deniyor bunun üstüne? Post-it mi deniyor, bir şey deniyor. Evet, not kağıdı işte. Böyle küçük küçük yapışkanlı not kağıdımız var. Burada da böyle yapışkanlı bantlarımız var. Burada ise böyle hem aleti var hem yapışkanı var. İkisi bir arada. Sen şu kalemi göster abicim. Burada şey var, simli bir işaretleme kalemi var. Benim böyle altın böyle sarısı. Stabilo normal. Yani kardeşim onu tercih etti. Ben de bunu tercih ettim. Evde bir sürü böyle kalemlerimiz falan var. Biz de öyle yenisi olsun diye birer tane daha almayı tercih ettik. Ben altın sarısı böyle simlisini aldım. Ben de bu şekilde yeşil aldım. Aynen. Burada uçlarımız var. 120'li. 120'li ucumuz var. Kaç? 0.5. İkimiz de 0.5 kullanıyoruz. Çünkü 0.5'ler çok iyi yazıyor. Hemen kalemlerimizi gösterelim. Evet, hemen kalemlerimizi gösterelim. İkimizinki de aynı renk arkadaşlar. Evet, ikimizinki de aynı renk. Bu kalemler çok, çok güzel. Güzel. Evet. Rengi falan çok güzel. Ve böyle uçları böyle yazınca böyle şey yani. Bisikletlerde oluyor yani abi. Spasyon. He, spasyonlu tamam. Gibi böyle. Böyle şey yani. Bastırınca böyle hemen içine gidiyor. Sonra çıkartıp kendisini ayarlıyor. Evet, kendini ayarlıyor yani. Normal yazıyor. Şöyle çok ince ve burası da bu şekilde yumuşak bir kalem. Biz çok bastırsanız bile arkadaşlar evet, hafif yazıyor. Biz bu kalemleri çok sevdik. Yani sene başında aslında böyle kaliteli kalem alıyoruz. Yani böyle bizi idare ediyor. Yani bozulursa böyle yenisini alıyoruz. Yani bozulmayacak diye bir kayıt yok ki zaten. Ve şöyle tam güzel kesen bir makas aldık. Şöyle arkadaşlar burayı açıp şu şekilde ismimizi de yazabiliyoruz. Ben liseye gidiyorum ama bu ilkokul makası gibi olsun. Yani lisede sanki makasa ihtiyacı yokmuş. Şöyle güzel kesen bir makas. İnşallah güzel kesiyordur. Hiç bakmadık ama kesinlikle bence güzel ya, bence kesiyordur. Güzel. Aynen güzel kesiyordu. Şimdi nereye gösterelim? Şöyle silgilerimizi almaya gerek yok aynen, zaten. Ama, burada şu şekilde kamera yaklaşabilir. Burada silgilerimiz var. İki tane sınav silgisi var. Öbürkü de sınav silgisi. Ama ikisini mavi aldık. Bir tanesini de beyaz aldık. Burada şöyle abicim sen bunu tanıt. Burada arkadaşlar Almanya'dan Almanya malı olan bir tane kalemimiz var. Aynen. Ha, evet. Almanya. Çok kaliteli, şey çok iyi bir şey. Aynen, gerçekten çok güzel. Bayağı ağır. Aynen. Bir de burada bu şekilde kaşlı 21'li sulu boyamız var. Bu şekilde bunları da aldık. Koyalım hemen altında kırmızı ve sarı renk olan resim defterlerimiz var. Ve tabii ki de kalemliklerimize geçelim. Burada da benim bu şekilde kalemliğim var. Ben İki gözlü. İki gözlü. İçi normal bildiğiniz kalemlik. İçinde hiçbir şey yok. İçini biz yerleştireceğiz. Benimki bu şekilde tercih etsin. Bunları da yerine koyalım. Ve şuradan pastel boyayalım abicim. Bu benim o. Sen ona yetişebilir misin? Tamam. Burada Pirit'in 36'lı pastel boyası var. Benimki de Maricel diye bir marka. Maricel kaçlı? 36. İkisi de 36'lı. Ben Pirit'inkini tercih ettim. Kardeşiminki de şeyini tercih. İçine bakabilir miyiz onunkini? Hemen açayım. Açalım hemen bakalım. Bu şekilde. Renkli. Rengarenk. Şu şekilde. Göster abicim.
Kardeşimki öyle, benimki de böyle rengarenkler. Böyle benimki çanta şeklinde şey, benimki çıt çıtlı böyle ağzı kapanıyor. Benimkinde şurada iki tane yeri var. Onu da aynen. Tık tık. Evet, şöyle çanta şeklinde. Kardeşiminki de böyle kasa şeklinde. Gayet güzel. Ve kardeşimi şöyle biraz indirelim. Kardeşim böyle yukarı çıkartmaya gerek yok. Şöyle göstereyim bir kere. Hem. Normal resim çantası. Düz bildiğiniz normal çantası. Mavi tercih etti kardeşi. Ve şurada da şöyle göstereyim hemen. Orada da böyle defterlerimiz. Kardeşim ben yapıştırmıyorum artık liseye gittiğimden dolayı. Böyle... Ben arkadaşlar defterlerimi çok karıştırdığım için defterlerimi aldım sadece. Hı, aynen. Kitaplarını yapıştırmıyor musun? Kitaplarımı yapıştırıyorum. Zaten üstünde yazıyor. Defterlerim hep aynı olduğu için. Kaplı falan almıştık. Onları zaten kardeşim kendi kitaplarını kapladı. Çünkü ortaokulda şey ne istiyorlar? Hoca eksi artı verdiği için aynen. Kapladı. Ama bizim lisede kaplamaya gerek yok artık. Bu şekilde bu masamız bu şekilde. Bütün masamız gösterdik. Şöyle size zaten böyle toplu bir şekilde görüyorsunuzdur. Hepsi birbirinden gayet çok güzeller. Ve son olarak bomba. Bomba bir malzememize geldik. Şöyle göstereyim, şöyle bir yakından, bir de arkasını da göstermek istiyorum. Şöyle indirelim sonra aşağıya. Çanta aldım arkadaşlar kendime. Aslında bizim çantamız çok vardı. Acayip dolu, o kadar çok çantamız var ki arkadaşlar anlatamam size. Bu sene dedik ki bir tane çanta alalım. Ben kendime çanta aldım. Kardeşim istemedi çanta. Dedi ben abi istemedim. De evde çok dolu çanta vardı. Ben istemiyorum çanta dedi. Çünkü arkadaşlar pek hoşuma giden model olmadı. Evdeki daha güzel, ben onu kullanıyorum. Ama ben kendime göre buldum bir tane. Ben kendim aldım. Kardeşim de isteseydik kardeşime de alırdık. Ama kardeşim evde abi çok çanta vardı istemiyorum dedi. Almadık ona. O yüzden ben kendime bu şekilde çanta aldım. Bunun... kamerada gözüküyordur inşallah. Bunun ön kısmında bir küçük bir bölmesi var. Sonra bir arkasında şöyle küçük bir yine bölmesi var. 3 gözlü ama içinde bir tık gizli göz var. 4 gözlü oluyor. Ve en büyük gözünde ise koskocaman bir bölme var. Bir de arkasında şöyle küçük cep gibi bir yer var. Neredeyse 4 tane bölmesi var. Hemen ağzımı kapatıyorum. Şöyle şurasında da tutma yeri var. Gayet şık, güzel, kibar. Böyle hardal sarısı deniliyor değil mi? Bunu böyle bir değiştirelim. Şurasında böyle çizgiler var. Arkasında bir tanesi. Burada yanda hem bu tarafta hem de bu tarafta olmak üzere iki tane suluk yeri var. Suluk yeri çok önemli. Yani çantanın içine atıyorsun arkadaşlar. İçine dökülebilir ve defterlerin kitaplarını ısınabilir. O yüzden garanti olsun diye şu yan tarafa koyarsan gayet güzel olur. Bu şekilde çantamı da çok beğendim. Polo'nun çanta. Şu etiketi de şurada. Benimki de evdeki de Polo'nun arkadaşlar. Benimki burada de şey yazıyor. Adı soyadı, alıcının telefon numarası. Ha bu şey ya. Ha kargo ile gönderirsen değil mi? Aynen. Öyle. Öyle o şekilde. Burada bir sürü etiketler var. Markası falan yazıyor. Bunu hemen arkaya alalım. Gerçekten içime çok sinerek aldım. Çok beğendim. Zaten onunla da bunu bu şekilde aynı. Polo'nun kalemli, yani bakın şuradaki çizgileri falan hep aynı. Aslında ya şu renk ya şu renk bulsaydım olurdu. Ama bu renk bulduğum için bu renk olsa yani sorun olmaz. Markaları falan hep aynı. Birisi de farklı renk olsun. Ne olacak sanki? O kadar da olsun. Bu da mı Polo'nun? Bu. Değil mi? Evet, Polo'nun. Aynen herhalde ama yok ya. Sadece Polo yazıyor. Tam bilmiyorum. O bilmiyoruz. O tam Polo'nun mu değil ama bunlar ikisi de orijinal Polo'nun. Ama o bilmiyoruz Polo'nun bu değil. Devirdiler. Onun mu değil mi bilmiyoruz. Böyle dev kırtasiye alışverişimizi yaptık. Tahmin edin sizce burası ne kadar tuttu? Yorumlara bekliyoruz cevaplarınızı. Bir videomuzun da sonuna geldik. 2022-2023 eğitim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bütün dünyadaki öğrencilerimize, herkese Allah zihin açıklığı versin. Ben lise 3'e geçtim. Kardeşim. Ben de 7'ye geçtim. Ortaokul 3. Ortaokul 3. Aramızda zaten 4 yaş var. Seneye 12'ye geçeceğim. Kardeşim de 8'e geçecek. Kardeşim 9'a geçeceğim. Seneye. Ha seneye aynen. Seneye doğru. 8'e geçecek. Ne yapacağım? Seneye 8'e geçecek kardeşim. Kardeşim ise 8'e geçti. Ben de 12'ye geçiyorum. Ben üniversite sınavına hazırlanacağım. Kardeşim ise LGS'ye hazırlanacak. Gerçekten çok maratonlu bir sene olacak. Ama olsun, biz her şeyin Allah'ın izniyle üstünden geleceğiz. Biz çünkü planlı ve projeli çalışıyoruz.
dersin zamanında gezmeyi, zamanında eğlenmeyi, zamanında dinlenmeyi, zamanında her şeyi zamanında yapıyoruz ki, planlı ve projeli çalışıyoruz ki kafamız, beynimiz rahat oluyor. Bunu zaten ayrı bir videoda size açıklamalı, böyle daha açıklamalı bir şey olarak size gösteririz. Daha video çekerim böyle. İçeriklerimizi de üretiyoruz bu arada. Derslerimizi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Derslerimize gayet de iyi. Planı, sadece bunun tekniği, planlı ve projeli çalışmak. Bunu size açıklamak istedim. Çünkü yorumlara çok yazıyorsun. Eren işte içerik üretiyorsun, senin için zor olmuyor mu? Çok maratonlu bir hayatın var diye. Hiç de zor olmuyor. Bunu zaten bir videoda size anlatmak istiyorum. Allah izin verirse. Bu şekilde devasa bir kırtasiye alışverişi yaptık. Test kitaplarımızı temin ediyoruz, alıyoruz. Onları da ders çalışma videolarında yakın bir zamanda gelecek. Bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorumlar bırakmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bye bye.